...İbni Mesud, Ali İbni Ebi Talib, Hasan İbni Ali, Hazreti Hasan yani... ...Urve İbni Zübeyir, Ebu Bekir Abdurrahman... ...Amir İbni Rabia, Zeyd İbni Erkam... ...Zeyd İbni Zahmet, Amir İbni ...birçok sahabeden nakledildiğine göre... ...Bedir Muharebesi... ...Ramazan Şerif'in 17'sine rastlayan... ...Cuma gününde vakı olmuştur. Burada ihtilaf yoktur. Yani e, madem diyor ki... ...kulumuza Furkan günü... ...iki ordu karşılaştığı gün indirdiğimize... ...inandıysanız, o zaman... Kur'an-ı Kerim'den tabi birçok ayet-i kerimenin bazı ayetlerin e, Bedir gecesi, Bedir günü indiği kesinleşmişti. Onun için Bedir gecesine Zeyd ibn Erkam e, Kadir gecesi olarak ihya eder. Sonra Zeyd ibn Sabit. Zeyd ibn Sabit radıyallahu teala büyük sahabeden 17. gece ihya ettiği kadar Ramazan-ı Şerif'in hiçbir gecesini ibadetle ihya etmezdi. Derdi ki allah Teala bu gecenin sabahında hak ile batılın arasını ayırdı. Şirkin önderlerini alçak kıldı. Bu gecenin günü çok önemli var. Ebu Cehillerin geberdiği gün, günün gecesi. 70 yavrun kalip çukuruna atıldığı gece. İslam'ın rahatladığı gece. Küfrün kökünün kazındığı gece. Onun için ben Allah'a yalvarıyorum. Bu mübarek gecede siz de çok dua edin. Allah'ın bu İslam oğlu gibi, Mehmet Okyan gibi, Mustafa Karataş gibi, ehli sünnet haricine çıkmış, bid'at ehli konuşmalar yaparak, kader inkar ettirerek, mucizeler inkar ettirerek, İsa Aleyhisselam'ın üzülünü, hadis sayı hadisleri, mütevatirleri inkar ettirerek, insanları dinden imadan çıkarmaya çalışan, bu insanların şerinden bu milleti kurtar, hak ile batıl arasını ayır. Bu millete hakkı hak göster uymaları nasip eyle. Batılı batıl göster kaçınmaları nasip eyle. Ehl-i alimlerin sohbetine insanların kalplerini, kulaklarını, gönüllerini tevcih eyle. Amin ya Rabbi salavatlar arasında böyle ağlayarak milleti mezhepsiz ettiler. Kimisi şia etti, kimisi vehabi etti, kimisi mezhepsiz etti, kimisi. Kimisi de imansız etti. Kaderi inkar eden imandan çıkar. Durum bu. Hakkın batıldan ayrıldığı gecen, yarınki günün sabah hürmetine Allah'ım. Allah'ım bugün de hakkı batıldan ayır Allah'ım. Bu millete hakkı hak batıl batıl göster Allah'ım. Bu milletin imanını sana emanet ettik. Çoluk çocuğumuzu muhafaza eyle Allah. Im. İmam kitaplarında Caferili birinci mezhep yazıyor. Hak mezhep gösteriyor batılları. Kur'an'a eksik diyenleri. Ya Rabbi bu çoluk çocuğumuzu kurtar bu yalan yanlış yayınlardan ya Rabbi. Milliyetimi ıslah eyle, kitaplarını ıslah eyle. ehl sünnete muvafık eyle. Amin. O kadar önemli dua ki çoluk çocuğumuz mahvoluyor. Namaz abdestli olsun diye İmam Hatip'e gönderiyorsun. Geliyor dönüyor. Şiiler de hak diyor. Vah 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 vah. Bu gece çok önemli. Çok dua gecesi. Hakkın batıldan ayrılması için. Ehli sünnetin kuvvetlenmesi için. Allah sizden razı olsun. Bu sohbetleri insanlara duyurduğunuz için. Amin. İmam Ahmet Hanbel İbni Hanbel radıyallahu anh Kadir gecesinin 17. gecede aranma görüşünü Medine ehlinden nakletmiş. Yani İmam Ahmed Nami Medine ehlinden yani tabiinden naklediyor. Tabiinden, tebe'i tabiinden naklediyor. Mekke ehlinin 17. gece hiç uyumadan ibadet ettiklerini ve umre yaptıklarını. Mekke'de olanlar umre yapsın. Bizim olan orada. Yapsın bu umre 17. gece. Yani onlara kolay. Hemen tenime gidiyorlar, umre yapıyorlar. Evet. Abdurrahman radıyallahu anh diyor, 17. gece Cuma gecesine denk gelirse... ...tabii o zaman ihyası daha kuvvetli müstahap olur. Çünkü tam Bedir'in yaşandığı gece olur. Ama bu sene öyle denk gelmedi. Salı'yı çarşambaya bağlayan geceye denk geldi. Bu önümüzdeki iftarda giren gece. Ama bizim için bu mühim değil. Çünkü şey 17. Kadir Gecesi de öyledir. Kur'an indirildiği gece, hangi gece olduğuna, Kadir Gecesi'ne... Hep aynı geceden gelmiyor. Mevlid de öyledir. Pazartesi gecesi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, doğmuştur ama her sene Mevlid, Rebül Evel'in 12. gecesi. Salıya da çatarça gezer yani. Mühim olan 17'nin yani ayın ge gecesinin tutmasıdır. İbn-i Sa'd radıyallahu anh Miraç hadisesinin dahi Ramazan şerifinin 17. gecesine vaki olduğunu İmam Vakidi kanalıyla meşayihinden nakletmiş. Yani bir rivayete göre Miraç bile 17. gece vakı olmuş. Yani Bedir gecesinde değil. Ramazan 17'sinde Bedir'den çok evvel. Efendimiz Mekke'deyken oldu da o da Ramazan 17'si diye bir rivayette oradan gelmiş. Cibril Aleyhisselam Ramazan-ı Şerif'in 15-16. gecelerine denk gelen Cumartesi, Pazar geceleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e nazil olmuş. Sonra Ramazan 17'sine gelen Pazartesi günü Allah-u Teala'nın elçiliğini getirmek üzere Hira Dağı'nda kendisine zuhur etmiş. Yani Kur'an'ın ilk peygamberin ilk geldiği gece Hira'da geldi ya o da yine e, iki kere gelmiş 15-16 bunlar cumartesi ve pazara denk gelmiş. 17'si Ramazan'ın pazarı pazartesiye bağlayana denk gelmiş Kur'an'ı indirdiğine dair. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamberliğinin başlangıcı zat Ramazan-ı Şerif'te Kur'an'ın indirildiği belli de Ramazan'ın 17'sinde yine gerçekleştiği zaten e, Enfal suresinin ayetinde de Furkan günü yani iki ordunun karşılaştığı Bedir günü kulumuza indirdiğimize inandıysanız yani indirilme mahalli olarak vakti olarak ne kadar önemli gece. Ebu Musa el-Medin radıyallahu anh tahric etti. Cabir radıyallahu anh'ın hadisinde rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hangi güne denk gelirse gelsin Ramazan-ı Şerif 17'si olduğunda Kube Mescidini ziyaret eder. Medine'dekiler, Talha Hoca Efendi kardeşimiz, diğer orada bulunan ömrede 17'sinde yani yarınki günde Medineliler mutlaka Kuba Mescid'de gitsin. Bana da bir hediye iki rekat kılsalar, sevabını bağışlasalar. Ne güzel olur. Ben 17'sine denk gelmedim Kuba Mescid'inde. Ramazan 17'sinde. Bu da Medine'deyken de Kuba'yı ziyarete gidermiş. Sallallahu aleyhi ve sellem. Yani bütün rivayetlerden anlaşıldığına göre Ramazan Şerif 17. gecesinin günün özel bir önemi vardır. İslamiyet bu geceye ve güne önem atfetmiştir. Velakin yani ne diyeyim size? Hiçbir camide, hiçbir sohbette, hiçbir hocadan böyle bir şeyler duymuş değiliz. Bu gecenin önemini konuşanı da pek duymadık, rastlamadık yani. Ee, yine bu Ere'den gelen olan bir hadisede Taberani rivayet ediyor. Mucemevsaf'ta İltemis iletir kad fi tis aşara. Yani Kadir gecesini 17'de arayın. Yani bu gecede ya da 19'da arayın. Yani bu da çok önemli. Önümüzdeki cuma gecesi. Biz Ahmet Yesevi Derneği'nde olacağız inşallah. Akşama bir saat kala iftardan hazırlanacağız. Dualarla, zikirlerle karşılayacağız. Hem cuma gecesi hem de 19. gece arayın diye de özel hadis de var. Bir bu geceyi söylüyor bir de 19'da. Bu da önemlidir. Önümüzdeki cuma gecesinin sohbetinde e, derneğimizde buluşmak açısından ve diğer kardeşlerimizde dinlemeleri, sohbete iştirakleri açısından Allah-u ve Teala bu gecenin faziletlerine, bereketlerine nail eylesin.